Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda daha önce sizlerle beraber ördüğümüz çantamıza astar dikeceğiz. Elimde benim bu kumaş vardı, uyacağını da düşünüyorum. Diğer çantamda aynı renkti, kendi kullandığım ve astar için almıştım bunu. Bu kumaşımızı bakın, buradan bağlantılı iki kat katlıyorum öncelikle. Çantamın ölçüsünü almak için. Çantamı üzerine bırakıyorum. Kenarlarda fazlalık çok bırakmadım. Çünkü çanta kullandıkça aşağı doğru esneyecektir. Bakın bu şekilde kavislerini de kestim. Buradaki ovar kısmı. Yukarı tarafta da biraz daha fazlalık bıraktım. Çünkü çantamız esnediğinde astarımız daralmayacak. Ve astarımızı, ağız kısmını bu şekilde 1-1,5 santim ya da kumaşınız azsa yarım santim bile katlayabilirsiniz şöyle. Daha sonra böyle. Makineniz varsa makine ile, yoksa elinizde dikerek öncelikle kumaşımızın ağız kısmını dikiyoruz ve devam ediyoruz. Kumaşımızın ağız kısmını diktim. Bu şekilde ön yüzü içe gelecek şekilde. Kumaşımızı ters katlıyoruz, yani düz yüzü iç kısımda olacak. Bu şekilde diktiğimiz zaman temiz dikiş yapmış olacağız. Kenarlardan yarım santim bırakarak her iki kenarı da dikelim. Astarımızın her iki kenarını da diktik. Bu şekilde. Şimdi astarımızı çevirelim. Kenar dikişlerini böyle düzelterek açalım. Düzgün bir şekilde. Daha sonra ütüleyelim. Tüm etrafını bu şekilde düzelterek ütüleyeceğiz. Bütün kenarlarını ütümüzle ütüledik. Şimdi burada bakın, iç kısımda şu kat var. Bu dikişi katından hemen dibinden bir sıra makineyle dikelim tekrar. Eğer makinemiz yoksa elde. Bakın hissedebiliyoruz burada alttaki kumaşı. Etrafını dikelim. Bakın kenardan da yine dikişimi diktim bu şekilde. İçeriden de dışarıdan da temiz bir dikiş oldu. Overlock makinesi ya da zigzag makinesi olmayanlar için, sürfle çekemeyenler için bu şekilde içi temiz, dışı da temiz bir görünüm oldu. Bu kısmın dışta kalmasını istedim. Çünkü çantamıza girdireceğiz şimdi. Bu desenli olan kısmı kumaşımızın düz yüz olduğu için astarımızı çantamızın içerisine yerleştireceğiz. Bu şekilde. Ve şimdi ağız kısmından dikişini gerçekleştireceğim. İlk önce şuradan kenarlarımızı baz alalım. Çantamızın her iki kenarından da isterseniz tutturabilirsiniz. Ya da düzgün dikeceğinize inanıyorsanız bir yerden başlayın ve devam edin. İğneme ipimi hazırlamıştım ben.
Bir adım daha ilerliyorum çantamda. Astarımın şuradan, bakın her iki taraftan da iğnem görünmüyor, kumaşın arasından ilerletiyorum biraz. Gizli dikiş yapmış olacağız. Yine kumaşımdan ipe hizalıyorum. Böyle girdiriyorum, kumaşımın arasından yürütüyorum bakın. Arka taraftan da görülmeyecek. Buradan çıkardım. Hemen ipimizin denk geldiği yer. Bakın burası. Buradan bir dikiş adımı uzunluğunda iğnemi batırıp çıkarıyorum. İpimiz çok kalın, makrome ipi. Sert bir ip ama yavaş yavaş aralardan geçiriyorum zaten. Yine ipimin denk geldiği yerden iğnemi batırıyorum. Bu şekilde dikiş adımını ayarlıyorum. Şimdi karşı taraftan yine bakın dikişimiz gayet düzgün, çok az belirgin. Bu şekilde yaparak tüm etrafını dolaşalım. Astarımızı çantamıza monte ettik ve bu şekilde çantamız kullanıma hazır. Şuradaki iplerimizi falan temizleyeceğiz. Aralardan yürütelim ve çantamızı kullanmaya başlayabiliriz. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.